tatiller bitip şehre dönüşler başladı ya da hala aramızda tatilin keyfini çıkaranlar var. Ben de güzel bir tatil yaptım. Birkaç şehre gittim, gezdim, tozdum, eğlendim ve bol bol da dinlendim. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum ama tatil dönüşlerinde ben eve gelir gelmez valizimi bir kenara atıyorum. Böyle soluğu balkonda alıyorum açıkçası. Çiçeklerimi, bitkilerimi çok merak ediyorum. Ben yokken çiçek açtılar mı? Öldüler mi? Yapraklarımı kurudu? Ona gerçekten çok merak ediyorum ve direkt bakıyorum. Yani koşa koşa balkona geliyorum. Ve bu sefer geldiğinde pek hoş olmayan bazı durumlarla karşılaştım. Biliyorsunuz ki balkonda benim burada dışarıda çok güzel büyük bir hebem vardı. Yani mor mor açan güzel bir hebe bitkisi vardı. Yan tarafında yine çok güzel sakız sardunya vardı. Bunları halbuki iç tarafı almama rağmen bir güzelliğinde böyle suluklar, 2-3 tane suluk aparatları olmasına rağmen geldiğimde hebeler ve sardunyaların bütün yapraklarının karardığını, kapkara olduğunu gördüm. Artık yapılacak farklı bir şey yoktu ve direkt onları böyle köklerine yakın yerden budadım. Bundan sonra pek patlayacağını, tekrardan yaşayacağını zannetmiyorum. Yani açıkçası sürpriz olur. Gördüğünüz tamam saksı toprak kaldı. Yani belki de hebeye ve sardunyaya veda etme zamanı gelmişti. Diğer tarafta onları göstereceğim ben size şimdi esas. Daha güzel sürprizler olmuştu. Masanın iç tarafı tabii daha gölge olduğu için, güneşi daha az aldığı için. Burada telgraf çiçeğinden tutun da kurdele çiçeğine kadar çiçekler açılmış. Mesela bu kurdele çiçeği şöyle göstereyim. Çok güzel çiçek açmıştı ve gelişimi de gayet güzel olmuştu. Tradescantia zebrina aynı şekilde güzel yapraklar çıkarmış. Nonuk aynı şekilde ve özellikle Tradescantia pallida böyle mor mor çiçeklerini açmış ve bana güzel sürprizler yapmıştı. Aynı şekilde burada da Pink Lady gelişimi oldukça güzelleşmişti. Sanki böyle büyümüş kabına sığmaz bir hal almıştı. Ve Tradescantia'nın diğer buradaki nonundan bahsetmiştim. Yeni yapraklar çıkarttığını siz de görüyorsunuz. Burada da Pink Lady'nin diğer saksısı da aynı şekilde gayet güzel gelişmişti. Burada hoş olmayan başka üçüncü bir durum söz konusuydu. Crassula ovata'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Crassula ovata'nın çok sıcak sevmediğinden Crassula tarzı fotosentezi anlatırken bahsetmiştim. Bu sene İstanbul'da da sıcaklar 42-43 derecelere kadar çıktı. Çok sıcaktı. Sıcağı sevmediğinden dolayı da yani sıcaklardan dolayı da Crassula ovata'lar stomalarını kapatıyorlar. Stomaları kapanınca tabii ki hem gelişimi duruyor ve fotosentez yapamıyorlar. Geldiğimde bütün bu yapraklarının çoğunun yerde olduğunu ve uç taraflarından kararmalar olduğunu gördüm. Ve tabii ki yapacak başka bir şey yoktu. Direkt onları budadık iki not arasından. Suyunu verdim ve hatta tekrardan şu şekilde göstereyim. Notlarından yapraklarının patladığını da görüyoruz. Sanırım birkaç aya kadar da kendini toplayacaktır. Burada aynı şekilde yine ben böyle storla koruduğum için Tradescantia nonuk var. Onun da böyle gelişimini size göstermek istiyorum. Oldukça güzel. Peki size bunlar nasıldı? Siz balkonunuzu, bitkilerinizi, çiçeklerinizi ne halde buldunuz? Sanırım sizde de bazı ufak tefek böyle problemler olmuş olabilir. Lütfen bu konuyla ilgili bana geri dönüşler yapın. Birlikte bitkilerinizin gelişimi için güzel çözümler, çareler bulalım. Onları daha sağlıklı hale getirelim. Ayrıca bu tarz videoların tekrar gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar balkondan. Diğer videoda, başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.